Times of Türkiye'den herkese merhaba. Çok özel bir şehirdeyiz. Diyarbakır'dayız. Diyarbakır'da Kurşunlu Camii olarak bilinen Fatih Paşa Camii'ndeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz cami 2015'te sur olayları sırasında PKK'lı teröristler tarafından yıkılmış, talan edilmişti, yakılmıştı. Karargah olarak kullanmışlardı önce, sonrasında yakarak bu alanı terk etmeye çalışmışlardı. Bugünse dipdiri yeniden ayakta duruyor. ...1516-1520 yılları arasında Diyarbakır Valisi Bıyıklı Mehmet Paşa tarafından yaptırılıyor cami. Yani 500 yıldan fazladır ayakta duruyor. Şimdi o günlerden bugüne nasıl bir dönüşüm geçirmiş onu öğrenelim. Aslında Diyarbakır medeniyetlere ev sahibi yapmış ve sahabelerle, peygamberlerle oluşan bir şehir. Ama lakin gel görelim ki hani biz hep şunu deriz bir Diyarbakırlı olarak, Diyarbakır'ın taşı karadır. Ama Diyarbakır'ı hep terörle adlandırdılar. Bahtını da karaya çevirmek için maalesef rançılarla doldu. Peki ne oldu? Aslında hiçbir şey yoktu Diyarbakır'da. Herkes sükut içerisindeydi. Burada insanlar kendi şehrinde, kendi memleketlerinde mülteci oldular. Yani savaşlardan dolayı kendi şehirlerini terk etmeye başladı. Bugün şehrimize baktığımızda kimsenin Türk'le veya Kürt'le, Abazay'la, Çerkez'le, Arap'la bir sorunu yok. Çünkü buradaki milletin aslında zaten böyle bir düşüncesi de yok. Bugün olduğumuz cami, dönüp baktığınız zaman aslında şimdi ne güzel, her şey restorasyon yapılmış, herkesin emeğine sağlık. Lakin ilk hedefleri hemen burasıydı. Peki sizin İslamiyet'le, camiyle ne işiniz var? Ona bakmak lazım. Sizin camiye girip, burayı karargaha çevirip, Kur'anlara saldırıp, Kur'anları yakıp, camiyi aleve verip, ateşe verip, yani bunun mantığı ne? Yani siz kiminle çatışıyorsunuz? Hani neredesiniz? Hangi ülkedesiniz? Eğer İslam kimliğiniz varsa neden İslamiyet'ten rahatsız oldunuz? Neden camileri yaktınız? Hani buna da bakmak lazım. Teslim olun! Kaçacak yeriniz yok! Teslim olun! Bu yapıların o günlerde bu hale gelebileceğini hayal edebiliyor muydunuz, düzelebileceğini? Kesinlikle işlere acısı bir durumdu. Çünkü biz sadece şu an sadece caminin önündeyiz, burayı görüyoruz. Hemen arka tarafımızda zaten ziyan olmuş, molozlaşmış kalıntılar devam ediyor. Tabii ki de gördüğümüz hal, tablo bizi zaten üzüyordu. Bugün Diyarbakır'da gelen vatandaşlar, turistler bugün bu güzel halini gördüğü zaman belki inanmıyor olabilirler. Hani o nasıl oldu da bu hale geldi? Bu anlamda devletimiz ciddi anlamda çalışmalar yaptı, ciddi anlamda yatırımlar yaptı. Şöyle gördüğünüz üzere tahrip edilmiş, kurşunlanmış ve ağır silahlarla yapılmış hala eserleri duruyor. Aslında bunları bilerek kapatılmadı. Çünkü ola ki 50 yıl sonra, 100 yıl sonra Diyarbakır'da böyle bir şeyin olduğuna tanıklık etsinler. Yani bunu bilerek bıraktılar. Düşünün, bir camiden ne istersiniz? Hala izleri duruyor.
yanımda caminin o günlerden bugüne getirilmesinde emeği geçen firmanın, yüklenici firmanın sahiplerinden birisi var. Şehmuz Ayata ile birlikteyiz. Kendisine dönelim. Evet Şehmuz Bey, 2015'te talan edilmiş bir cami vardı. Eski halini hatırlıyoruz. Hepimiz yıkık dökük bir yer haline gelmişti ki Osmanlı döneminde Diyarbakır'a yapılan ilk eserdi. 500 yıldan fazladır ayakta duruyordu. Çok zor olsa gerek, nasıl bugüne getirebildiniz? Bizim bilim heyetimiz vardı. Vakıflar Bölge'ne bağlı bilim heyetleri falan vardı. Onların talimatlarıyla tamamlandı. Caminin içi komple yanmıştı. Hani Şafiler bölümü yanmıştı, Hanifler bölümü burası oldu, burası yanmıştı. Mermi izleri falan vardı. Mermiler imitasyonla tamamlandı. Yanan kısımların sıva rasması yapıldı. Yapıldıktan sonra özgün kalem işi ortaya çıktı. Minber saldırıda uğramıştı. Minberin kırılan parçaları tamamlandı. Mihrap zarar görmüştü. Onlar tamamlandı. Kaç yılında başlayabildiniz, kaç yılında bitirdin? 2016 yılında restorasyonuna başladık. 2019 yılında restorasyonu bitti, açılışı yapıldı. Caminin içindeyiz. Şehmuz Bey bize bu içeride yenilenen alanları gösterecek, neler yapıldığını gösterecek. Arkamızda bir lahit gibi bir şey görüyorum. Nedir bu şey? Minberimizin kapısı patladığından dolayı parçaları tamamlayarak epoksiyle tamamlama yaptık burada. Bunu da sergi amaçlı burada gösteriyoruz. Yerine takmak mümkün olmadı. Yok, aynen. Yerine takılmıyor artık. Nasıl bir dönüşüme uğradı? Altın varaklar görüyoruz burada da. Mermi izleri yine galiba duruyor. Aynen, mermi izleri dönem 2 olduğundan dolayı bekletildi. Hani bir sonraki neslin görmesinde fayda olduğundan dolayı. Minber kapısı zarar görmüştü, parçalanmıştı. CNC üzerinden yeniden mermer üzerinde işlendi. Burada da şu an sergileniyor. Altın varaklar da daha sonradan restorasyon çalışmasında tamamlandı. Hem de taşlar görüyorum bir de minberin yanlarında. Bunlar Diyarbakır'a özgün Hazo ilçesine ait taşlar. Zamanında yapıldığı zaman orijinali bunlarmış. Biz de bunları analize gönderdiğimiz zaman Diyarbakır Hazo merminin olduğu öğrendik. Onlara tamamlamasını yaptık. Orijinalinde de bu taşlar var. Tabii orijinalinde bu taşlar vardı. Yani burası sanıyorum 4,5 kubbe bir tam kubbeden kubbe oluşan bir cami. Yapı modeli bu. Doğru. Ve tam kubbenin ortasında bir kalem işi görüyoruz. Kitabe görüyoruz orada. O nedir? Şimdi sıva rasması yapıldıktan sonra alt katmanda bir kat daha kalem işi bulundu. Onun altında bir kat daha, en son katmanda orijinal kalem işine rastlandı. Onunla beraber 4,5 kalem işi daha ortaya çıktı. Bunlar da ilk yapıldığı zamandan kalan kalem işleri. Yani aslında yıkıntıdan önce en son yapılan restorasyonda orijinali de kapatılmıştı. Sizin çalışmalarınız... Tabii dönem dönem her zaman kapatılmıştı. Orijinalinde ilk caminin yapıldığı zaman olan kalem işleri ortaya çıktı. Bu kurtarılabilen bir ahşap sanıyorum, pencere ahşabı. Evet. Bu restorasyon çalışmasından sonra tamamlandı. İlk halinde yanmıştı, zarar görmüştü. Temizlikten sonra tamamlaması yapıldı. Burası da o dönemin valisine ait işte askerleri, komutanlarının kaldığı mezarlar. Bunlar da ciddi zarar görmüştü. Bütün mezar taşları yeniden tamamlandı, restorasyon çalışması yapıldı. Eski haline benzetildi. Mezar taşlarından ayakta kalabilen var mıydı? Ya %70 civarında bir zarar görmüştü. Onlar tamamlandı. Şu an pek bir sıkıntısı kalmadı.